Teraziler, hatta mısınız, orada mısınız? Bak, işle ilgili ne merak ediyorsanız Nuray Sayarı ayrıntılarıyla anlatacak. Aşkla ilgili ne merak ediyorsanız ayrıntılarıyla anlatacak. Geliriniz de artıyormuş, bir tabloyu görelim. Ama sağlığa dikkat. Kesinlikle ve kesinlikle. Nuraycığım söz sende, bakalım terazileri bu hafta nasıl bir yaşam bekliyor? Şimdi... Gezegenlerin etkisi ne onlara? Eğer bir ilişkiniz, bir evliliğiniz varsa... Hı. ...partnerinizin sevdiğin e, sevgisinden emin olmak... ...ya o kişi sizin sevginizden emin olmak istiyor olabilir bu hafta. işinizi değiştirmek isteyeceksiniz. Yük olan her şeyi üstünüzden atmak isteyeceksiniz. Gelirinizi arttıracaksınız ama... ...stres de sağlığınızı etkileyecek. Şimdi hem yılın son dolunayı hem sabit yıldızların etkisi hem Merkür'ün yay burcuna geçiyor olması sizlerin iş hayatı ile ilgili örneğin yurt dışından bir haber mi bekliyorsunuz ya da ülke mi değiştirmek istiyorsunuz İş hayatınızla ilgili olabilir eğitim hayatınızla ilgili olabilir bu beklediğiniz haberler bu hafta size emin olun ki hayırlı ve güzel bir biçimde gelecek. Ve bunları aldıktan sonra, bunları aldıktan sonra bu haberleri harekete geçmek için doğru bir zamanda olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. İş hayatınızda ve yaşamınızda tamamıyla daha fazla gelişme yaşamaya istekli olacaksınız. Ama ne olur? Hırs güzel bir duygu değildir. Hırsla hiç kimse bir yere varamaz. Hırs negatif bir enerjidir. Azimli olduğunuz takdirde başarıya ulaşabilirsiniz. Eğer kendinizi hırslı hissediyorsanız, efendim Terazi burcu bir çocuğunuz varsa ya da siz Terazi burcuysanız, oğlunuz ya da kızınız için ilişkilerinde, eğitiminde, iş hayatında ya bizim oğlanın da hiç hırsı yok. Bizim oğlanın kızında hiç hırsı yok diye üzülüyorsanız, bence açın ellerinizi ya Rabbi İyi ki hırslı bir çocuğum yok diye dua edin. Hırslı bir insan insanın başına dünyayı yıkar. Azimli bir insan kendi yolunu açar. Ama Biraz da insan bir oğlum kızım acık bir de sen de hırslan diyoruz yani. Değil Aşkım mi? bak hırsın içinde kavga var, hırsın içinde kötü ruh var, hırsın içerisinde harislik var, fesatlık var, dedikodu var, fitnecilik var, her şey var. Ama azmin içerisinde sonuç var, netice var, ilerleme var. Ne güzel konuştun. İnan bana öyle. Allah'ım hepimize azimli evlatlar versin inşallah. Bak ben kendi adıma. Üniversitelerde hayatı eğitim olabilecek bir kadınım. Eğitim olabilecek bir kadınım. 15 yaşında evlendim. Dışarıdan bitirdim ortaokulu, liseyi ve yüksek eğitimleri. Bakın bu kadar benim her şeyim ortada. Ne bir yalanım, ne bir gizlim, ne bir saklım var. Ama azimle yaptım, azimle. Evet, gerçekten başarı hikayesi yani. Azimle yaptım. Şimdi teraziler ee, yani bu hafta o zaman çocukları... uzak duracaklar ha. ne çocukları için ne kendileri için hırs arayışı içinde olmayacaklar yüce Allah'tan ve evrenden azim kudret güç isteyecekler gelirinizi arttıracaksınız ama işte hırsı sokarsanız kendinizi strese sokarsınız e peki, kalbi boş olanlar ne yapıyor şimdi evli oraya geliyorum ne yapıyor? E, evli olanlar Hayatlarındaki kişi onların samimiyetini, ilgisini ve sevgisini sorgulayabilir. Tamam. Ee, i̇çinizden geldiği gibi davranın. Gerçek olun. Kalbiniz boş ve yanlışsanız özellikle bugünlerde yeni kişilerle tanışabilir. Ay! Renkli renkli arkadaşlıklara başlayabilirsiniz. <laughs> renkli 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 güzel hareketler arkadaşlara güzel. başlayabilirsiniz. Bu hafta spotum sizlere... Bu sağlığı da söyle. Ama emine oraya geldi gördüm ben onu. Ama Emine ya terazinin sağlığını söylemedi. Sıhhat ve sağlıkta sinir sistemlerini bozmasınlar. Hı. Hırs. Asıl hırs. çünkü bir dakika önceki yıldızı da getirir misin? Asıl bak terazinin en önemli olan noktası sağlığı. Tabii hırs. Bak hırs enerjisi onların e, raylarını koparabilir başındaki tellerini. Ne tavsiye ediyorsun peki? azimliyim, kararlıyım, huzurluyum. Her şeyin benim hayrımı olması için çalışıyorum. Kendi yolumda ilerlemeye niyet ediyorum. Azimli, kararlı, hızır, huzurlu ol, hızırlı diyor. Huzurlu <laughs> ol, hırslı olma. Hırslı olma. Sadece hırstan uzak dur.